Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda sizlerle birlikte 7. sınıf Türkçe ders kitabımızdaki Bana Bir Şiir Bul adlı etkinliğimizin cevaplarını vermeye çalışacağız. Öncelikle hazırlık çalışmalarından başlayalım. Bana Bir Masal Anlat Baba isimli şarkıyı dinlemek size neler hissettirdi? Şarkı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Bana bir masal anlat baba şarkısını size hissettirdiklerinden ve başlığının hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Bir önceki dersimizin sonundaki dersi hazırlık bölümünde bana bir masal anlat baba adlı şarkının sözlerini yazmıştık sizlerle birlikte. Şimdi hazırlık çalışmalarının cevaplarına bakalım. Şöyle. Evet, bana güzel duygular hissettirdi. Gittim babama sarıldım. Akşam gelince de onun ne kadar çok sevdiğimi söyledim. İkinci sorunun cevabı, bence tema baba ve çocukların arasındaki güzel sevgi ilişkisidir. Evet, şimdi şiirimize geçelim arkadaşlar. Metne vurgu ve tonlamalara dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz. Ee, bu metni, bu şiiri önce sessiz sonra sesli okumamızı istiyorlar. Ee, biz okumaya başlayalım. Baba bana bir şiir bul. Hep sevgileri anlatsın. Baba bana bir şiir bul. Her satırı bal damlatsın. Baba bana bir şiir bul. İçinde kuş cıvıltıları. Uçsun martı kanatları. Koşsun özgürlük atları. Baba bana bir şiir bul. Ala geyik dağda geçsin. Avcı vurmasın vazgeçsin kimse kimseyi üzmesin baba bana bir şiir bul. Solmasın kırda çiçekler gülsün oynasın böcekler acı olmasın gerçekler baba bana bir şiir bul. Dilden dile hep söylensin insanlar hep gülsün eğlensin duyan okuyan beğensin baba bana bir şiir bul. Evet, Mehmet Beşeri'nin Belirli günler ve haftalarla ilgili şiirler kitabından bir şiir okuduk arkadaşlar. Evet şimdi etkinlik sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım. Birinci etkinliğimiz şiirde şair babasından neler istemektedir? Şairin yerinde siz olsaydınız babanızdan neler isterdiniz aşağı yazınız. Burada şairin istekleri ve benim isteklerim. Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz. Şairin istekleri babasından bir şiir bulmasını istemektedir. İçinde her satırı bal damlayan bir şiir. Bunun yanında şiirin içinde kuş cıvıltıları, martı kanatları, özgür atların olduğu bir şiir istemektedir. Ala geyikler, avcılar onları vurmadan dağda geçsin, güzel çiçekler insanlar onları koparmadan açsın istemektedir. Benim isteklerim ben olsaydım babamdan dünyaya barış getirmesini, savaşlara son vermesini, hiçbir çocuğun açlıktan ya da soğuktan ölmemesini sağlamasını isterdim. Çünkü babalar süper kahramanlardır. Onlar isterlerse yaparlar. İkinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerden şiirin ana duygusuyla ilgili olanları işaretleyiniz. Evet şiirin ana duygusu ile ilgili olanları işaretliyoruz. Dünyadaki insanlar barış içinde yaşamalıdır. Çocuklar kötülüklerin, savaşların, gözyaşların olmadığı yarınlarda büyümeye hak eder. Tüm insanları sevgiyle kucaklamalıyız. Kuş cıvıltıları, insan kahkahaları, yemyeşil bir doğa insanı mutlu etmeye yeter. En büyük erdemlerimizden biri dürüstlüktür. Üçüncü etkinliğimiz siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık yazardınız, niçin? Şimdi bunun cevabını verelim. Ben olsaydım şiire dünyaya barışı getir babacım başlığını atardım. Çünkü bence bu dünya ancak savaşlar biter de her yerde her yere barış hakim olursa mutlu ve yaşanılacak bir dünya olacaktır. Evet şimdi dördüncü etkinimizi geçiyoruz. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını şiirden bularak yazınız. Nefret, tutsaklık, solmak, dışında, yalan, ağlamak. Bunların zıt anlamlarını bulmamızı istiyorlar. Evet, nefret sevgisi. Nefret kelimesinin zıt anlamlısı sevgi, tutsaklık kelimesinin zıt anlamlısı özgürlük, solmak kelimesinin zıt anlamlısı açmak, dışında kelimesinin zıt anlamlısı içinde, yalan kelimesinin zıt anlamlısı gerçek. Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı ise gülmek. Beşinci etkinlik, şiirde dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerliklerini örnekteki gibi belirleyiniz. Burada dize sonlarında ses benzerlikleri var. Birinci dörtlük, ikinci dörtlük, üçüncü dörtlük, dördüncü dörtlük ve beşinci dörtlükteki ses benzerliklerini bulmamızı istiyorlar. Evet, ikinci dörtlükte cıvıltıları, kanatları, atları... Bu dize sonlarında uyumu sağlayan ses benzerlikleridir. Üçüncü dörtlükte çiçekler, böcekler gerçekten. Dördüncü dörtlükte vazgeçsin, gezsin, üzmesin. 5. dörtlükte ise söylesin, eğlensin ve beğensin. Bunlar dize sonlarındaki uyumu sağlayan ses benzerlikleridir. Bu ses benzerliklerinin şiire neler kattığını arkadaşlarınız tartışınız. Bu ses benzerlikleri şiiri daha okunur ve akılda kalır hale getirmektedir. Bu bakımdan şiirin kuvvetli olmasını sağlaması ve okurun beğenisi bakımından önemli işlere sahiptir diyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız. Şimdi burada eğik ee, Çizgisi var arkadaşlar. Bu cümlelerde hangi amaçla kullanıldığını belirteceğiz. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Eğik işareti. Çekingen, tut, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Burada arkadaşlar eğik çizgisi e dizileri ayırmak için kullanılmıştır. Bülbül Sokak, No 78 17, Yeni Mahalle, Ankara. Adreslerde her bir bilgi için araya konulmuştur ilk çizgi. 10, 5, 2018 tarihlerde gün, ay, yıl arasında konulmuştur ilk çizgi. D, da, acak, ecek, lık, lik, luk, lük. Burada ise arkadaşlar ilk çizgi ekler ayırmak için kullanılmıştır. Matematikte bölme işlemi için kullanılmıştır burada arkadaşlar. 84 bölü 4, 21. HTTP, TDK, govtr Burada da arkadaşlar web sitelerinin başındaki http'nin hemen ardına ilk çizgi işareti koyulmuştur. Yedinci etkinliğimiz Aşağıdaki fiillerden iş kılıç anlamı taşıyanları belirleyip ilk harflerini sırasıyla kutuşuklara yazarak şifreye bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu fiillerden hangisi iş kılıç anlamı e, vermektedir? Kelimelerimiz Sarmak Koşmak Paslanmak Ertelemek Vermek gülmek, görmek, kalkmak, sararmak ve içmek. Evet şimdi iş kılıç anlamı taşıyan kelimeleri bulup şifreyi oluşturacağız. Evet arkadaşlar şifremiz sevgi olacaktı. Burada sarmak, ertelemek, vermek, gülmek ve içmek arkadaşlar iş kılıç anlamı taşıyan kelimelerdi. Bu kelimelerin ilk harflerini kutucuğa yazınca e, şifrenin sevgi olduğunu görüyoruz. Evet, 8. etkinliğimiz barış, mutluluk, dostluk, çocuk, gelecek sözcüklerinin hareketle siz de aşağıya bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet arkadaşlar, barış, mutluluk, dostluk, çocuk, gelecek kelimelerinden hareketli bir şiir yazmamız isteniyor. Biz sizin için şöyle bir şiir hazırladık. Barışın Sesi Barış olmazsa güneş açmaz. Güneş açmazsa çocuklar mutlu olmaz. Mutluluğun formülüdür barış. Barışın olduğu yerde çiçekler solmaz. Durdurun savaşları gülsün çocuklar. Açsın çiçekler, tomurcuklansın ağaçlar. Gülsün, oynasın bebeler huzurla. Dünyaya mutluluk gelecek barışla. Evet. Şimdi arkadaşlar Sonraki metli hazırlık bölümümüzde bir sorumuz var. Bu soruyu e, cevaplandırmaya çalışalım. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında araştırma yapınız. Biz sizin için araştırma yaptık. Kısa bir şekilde bilgimizi hazırladık. Kırgızlar veya Kırgız halkı Kırgızistan Cumhuriyeti'nin %72 nüfus oranıyla en büyük etkin, etnik grubunu oluşturuyor. Orta Asya ülkesi Kırgızistan'ın yanı sıra Özbekistan, Çin, Tacikistan, Afganistan, Rusya ve Türkiye'de de Kırgızlar yaşıyor. Bu yazımda Kırgızlar, Kırgızistan gelenekleri, yaşam, kültür, insanlar, evlilik, örf ve adetler hakkında bilgiler ve ülkede çektiğim fotoğraf ve videolar var. Göçebe kökenli Kırgızlar, tarihi kültürlerini en iyi koruyan ve sürüden halklar arasında yer alıyor. Bazı kaynaklarda Türk halkları arasında en az karışmış olanı, en Gerçek etnik temsilcisi olarak Kırgızlar geçiyor. Evet arkadaşlar sonraki metne hazırlık sorusunu da cevaplandırdık. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Evvel Cap YouTube kanalını arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Derslerinizde başarılar dilerim. Evvel ailesinden ailesine saygılar, selamlar.